Şuraya bak Yusuf. Askerliğini bitirmiş demek. Şehirler gibi giyinmiş. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne çabuk bitti, daha dün gibi. Onu bir de bana sor. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Gurbette insanın köyü, köylüsü burnunda tütüyor. Buyur soluklan, bir çayımızı iç. Sağ olun. Hele bizimkilerin ellerini öpeyim de görüşürüz. Eyvallah. Güle güle. Ana. Ana. Oğlum aslanım benim. Anacığım. Yusuf'um. Kuncuğum. Tanrı'ya şükür bitti ha. Kavuştuk ha. Kavuştuk ana. Bir daha ayrılmam acısı. Babam nerede? İşe çıktı. Musa. Yakıştı mı kız? Güzele ne yakışmaz. Tamam Reşit baba, bunu alıyorum. Buyur, Reşit buyur. Baba! Reşit baba! Söyle. Başına devlet kuşu kondu. Mahmut bey seni çağırıyor. Beni mi? Neden? Neyi varsa toplasın gelsin dedi. Alışveriş yapacakmış. Olur gelirim. Gecikme ha! Tamam. Bunu hesaba yazıver. Evet tabi. Bunu al, da ben alıyorum. Al sen de al sen de. Yürü. Hoş geldin Reşit ağa. Nasılsın? Hoş bulduk ağam. Sağ ol bize duacıyız. Seni çağırmamın sebebi bizim kızın siparişleri için. Ona bir türlü şehirden alışveriş etmesini öğretemedim. İlle de çerçöp ister. Fidan! Hoş geldin Reşit ağa. Hoş bulduk küçük hanım. Hadi ne istiyorsan söyle. Pembe ipekli kumaş istiyorum. Fidan gecelik diktirecek de. Gecelik ha, dur bir. Cemşit, ayran getir. Var mı, oh ne iyi. Var ama köyde bunları kim alır diye yanıma almamış, evde bırakmıştım. Yarın getiririm size. Tamam mı kızlar? Sağ ol Reşit ağa. Aramadık yer bırakmamıştık. İyi ki aklımıza sen geldin Reşit ağa. Tamam, yarın getirecek işte. Hadi içeri. Hadi dedim size. Askerlik sana yaramış oğlu, aslan gibi olmuşsun. Sen de çok iyisin baba, hiç değişmemişsin. Sana öyle geliyor oğlum. Yaşlılık geldi, kapıya dayandı. Bir kuş gibi uçuvermenin zamanı yaklaştı. Dünya işlerine artık dayanamıyorum. Bugüne kadar dayandığın yeter baba. Ben ne güne duruyorum? Yarından tezi yok, işi üstlenirim. Ben ne yapacağım? Oturup dinleneceksin. Allah'ım nazardan saklasın. Hayırlı evlat diye ben Yusuf'uma derim işte. Allah'ım herkeslere böyle evlat nasip etsin. Amin. Madem istiyorsun bir dene hele. Yarın Mahmut Bey'in konağına gidecek bir ipekli kumaş var. Usal çekilir eziyet değil. Bir köprü yapmadılar gitti şuraya. Bu azgın Fırat suyuna köprü mü dayanır arkadaş? Kızdımı sürükler götürür. Deli bir kısrak gibidir. Dilinden anlamaz, acemi olursan atı verir sırtından. Doğru. Geçit veren yerlerini bilmedin mi yandın. Çerçi geldi. Çerçi. Çerçi geldi. Güzel kumaşlarım var. Çerçi. İnci boncuk güzel kumaşlar. Hayda çerçi geldi. Çerçi geldi. Güzel kumaşlarım var. Azul! Vay çavuşum! Yusuf onbaşı bitti ha.
Bitti çavuşum. Bir hafta oldu geleli. Bırak çavuşum avuşu. O kışta da kaldı. Ne var ne yok? Sağ olasın. Ekmek kavgasına başladık. Çerçilik ha? Ne yaparsın? Baba mesleği. Başka bir şeyimiz yok ki. Daha gençsin. Neler olur neler. Ne diye böyle? Mahmut Bey'in konağına. Sipariş varmış da. Bizim evde ona yakındır. Boş bir vaktinde ora da bir acı kahvemizi içersin. Boş süre çavuşum! Hadi hayırlı işler. Çerçi! Çerçi geldi! Çerçi! Şuraya bak. Sen de kimsin? Ben Çerçi Reşit'in oğluyum. Siparişiniz varmış da. Kendisi nerede? Biraz rahatsız. Bakın istedikleriniz gelmiş. İstediğim gibi değil mi? Evet, istediğinden de iyi. Zahmet oldu sizin. Ne zahmeti? İşimiz mi? Tamam mı? Tamam baba. Kaç para? Bilmem, babam bir şey demedi. Hediyemiz olsun. Ne demekmiş o? Koskoca Mahmut Bey'e bunu söylemeye utanmıyor musun? Senin haddine mi düşmüş bana hediye vermek? Ver şuna biraz para. Ne dikilip duruyorsunuz? İşiniz bittiyse hadi içeri, hadi! Hadi toparlan, çek git, hadi! Bu kumaşlara uygun düğme ve iplik gerek. Kor söyle, varsa yarın getirsin, hadi! Olur. Ağam, dur hele! Kumaşların renginde düğme ve iplik gerek. Yarın getirir misin? Getiririm. Adı ne? Delha. Benimki de Yusuf. Yarın görüşürüz yine. Görüşürüz. Yarın getirecek. İyi. Adı Yusuf'muş. Benimkini de sordu, söyledim. Seninkini mi? Evet. Adın ne dedi, söyledim. Ne yakışıklı değil mi? Pek de efendi. Aferin oğlum. İşte böyle. Ekmeğini taştan çıkaracaksın. Her kim ki kazanmazsa ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yarın da düğmeyle iplik götüreceğim. Dünya güzeli gibi kız, babası gibi kibirli değil. 40 yıllık dost gibi konuştu benimle. Kıza abayı yakmıyorsun ha? Yok be baba, aklına gelen şeye bak. Ha şöyle. Sen bir garip çingenesin. Telli zurna seninle ne gerek? Her yarışa girme sakın. Altındaki topal eşek. Aman oğlum, gönül kapını sıkı kapa. Yalandan bir aralayım dersen topa atarız.
Ne var? O da 9 aylık bizde. Ona kalırsa eşekler de 12 aylık. O koca bir bey kızı. Sen ise basit bir çerçi olsun. Ağam küçümseme. Gönül ferman dinlemez Reşida. Oğlanı niye pıstırıp durursun? Benim oğlum bir tanedir. Küllükte bitmiştir. Ama gül bitmiştir. Binlerce bey kızı feda olsun ona. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Geliverse ya hazır babam yokken. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur Zelha. Zelha mı? Adın Zelha değil mi? Zelha benimki. O Fidan. Bir yanlışlık olmuş. Düzeldi ya, ona bak. Başka istediğin bir şey var mı? Bilmem. Artık görüşemeyeceğiz demektir. Neden? Birbirimize öyle uzağız ki. İnsanlar isterse yakınlaşabilirler. Evet, yakınlaşabilirler. Nasıl? Babam. Ne var? Neden geldin gene? Benim siparişim vardı baba. Onu getirmiş. İşin bittiyse hadi yalla. Paranı aldın mı? Aldım ha. Sağ ol. Dolandın ha, başım döndü, otursana. Bir hançer yüreğime öylesine dağladı ki. Ben de oturacak hal mi bıraktım? Aşık oldum desene şuna. Aşk dedikleri eğer buysa tamam. O nasıl bakıştı yarabbim? Yüreğim ağzıma geldi. Onu mutlaka görmeliyim. Bana yardım edersin değil mi? Ederim tabii. Elimden geleni yaparım. Ama baban duyarsa ikimizi de keser. Doğru, keser. Ama mutlaka bir çare bulmalıyım. Müzik
Fidan! Fidan! Efendim? Bak! Yusuf! Hadi hemen yanına gidelim. Baba, daha gelmez, kasabaya indi. Hadi! Fidan nereye? Nereye dedim? Hiç baba, dolaşacaktık. Çabuk içeri! Ne sallanıyorsunuz be? Son olsun bu. Bir daha görürsem bacaktan nutu koparırım. Altın kafese kapatılmış, esir bir kuş gibi hissediyorum kendimi. Haline şükretmelisin. Senin yerinde olmak isteyen ne kadar fakir fukara vardır kim bilir. Özgürlük olmadıktan sonra yerin dibine bastım bunca varlık. Hiçbiri yüreğimdeki acıyı dindirmiyor ki. İçim yanıyor Zelha. Onu görmez, konuşmazsam ölürüm, anlıyor musun? Yarın çay kıyısına ineceğim. Herhalde oralardan geçer. Güzel olduğun kadar cesursun da. Neden? Bu azgın çayda her yiğidin harcı değildir yüzmek. Tehlikesiz yerleri çok iyi bilirim. Babam göstermişti. Ötelerde kıyamet bile kopsa, burada yaprak kıpırdamaz. Öyleyse ben de serinleyeyim. Sabahtan beri eşek ardında dolaşmaktan anam ağladı. Hayır! Ne var ki? Bir gören olursa cayır cayır yanarız. Şimdi arkanı dön de sudan çıkın. Hadi! Hep gelir misin buraya? En sevdiğim yerdir. Benim de sevdiğim yer olsun mu? Olsun. Nereye gidiyorsun? Sizin konağa doğru. Neden? Ben bir şey istemedim ki. Bir fırsatını bulup bunu sana vermek istiyordum.
kadar güzel. Ama ben bunu... İstemedin biliyorum. Kabul edersen bir hatıram olsun sana. Sağ ol. Uyumadın mı daha? Uyuyamadım ana. Ne var senin oğul? Akşam yemeğini de yemedin. Canım istemedi. Yorgunluktan herhalde. Sadece yorgunluk mu? Ne olabilir ki? Başka bir şeye takmıyorsun kafanı. O kızı tekrar gördün mü hiç? Evet ana. Gördüm ve galiba vuruldum. Ne? Deme be kadın. Korktuğum başıma geldi ha. Neden korkuyor musun ağam? Oğlumuz koskoca bir bey kızına sevdalanmış. Dediğine göre kızın da ona meyli varmış. Övünmelisin. Övünmek iyi de... İşin sonu nereye varır hiç düşündün mü? Nereye varacak? Düğün, dernek, sonra dizi dizi torunlar. İnşallah. İnşallah dediğin gibi olur. Hayda, çerçi geldi. Çerçi, inci boncuk, güzel kumaşlarım var. Çiçekli kumaşlar. Çerçi. Çerçi geldi. Çerçi. Azrul! Buyur çavuşum. Bırak çavuşu şimdi. Hayırsız. Hani bize uğrayacaktın? Olmadı bir türlü. Neyse. Seni bugün gördüğüm iyi oldu. Haftaya bizim Fato'nun düğünü var. Fato... Öyle ya, nereden bileceksin? Fato benim bacım. Haftaya everiyoruz. Düğünü de beklerim ha. Bu kez atlatmak yok. Olur çavuşum, gelirim. Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Çerçi! Çerçi!
yıl ikindi vakti Prat kıyısındaki tepede bekliyorum. Neden durgunsun? Yoksa buluştuğumuza sevinmedin mi? Sevinmesine çok sevindim. Ama bir gün seni kaybetmekten öylesine korkuyorum ki. Neden kaybedecekmişsin beni? Sen bu yörenin en büyük beyi Mahmud Ağa'nın kızısın. Bense... Babam ne olursa olsun... ben onun istediğine göre değil... gönlümün sevdiğine varmak istiyorum. Gönül sever ama yoksulluk bırakmaz. Yoksul ama yürekli, güçlü, kuvvetli adamsın. Az da olsa aşın, ekmeğin helaldir. Söz o zaman fidanım. Ne olursa olsun ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız, söz. Ne düşündün biliyor musun baba? Nereden bileyim oğlum? Ben müneccim miyim? Bu çerçilik karın doyurucu, geleceği olan bir iş değil. Hatta günden güne siliniyor. Onun için iyi bir iş kurup daha çok kazanmak gerek. Adam anasını babasını yaşlılığında rahat ettirmeli. Eve gelecek gelini de değil mi? Demedim hanım, bu çocuk bize bakar diye. Benim oğlum helal süt emmiştir. Evet, çıkar dilinin altındaki baklayı. Diyorum ki, biraz borç para bulup köyün iyi bir yerinde büyük bir bakkaliye dükkanı açsak. Her şeyin bulunabileceği cinsten... büyük bir mağaza. İyi hoş da oğul. Çok para ister bu iş. İster istemesin ama... bulursak tez günde parayı toplar borcumuzu öderiz. Sadece bizimki değil... tüm çevre köyleri bizden alışveriş edecek. Yusuf doğru söylüyor. Namımız çerçilikten tüccara çıkacak. Adam sırasına gireceğiz. Hepsi tamamdı. Para. Dur bakalım.
bir çaresine bakarız. Ooo Reşit ağa, yelme attı sabah sabah. Mahmut Bey'le görüşmek istiyorum da. Acaba neden geldiler? Bilmem. Buyur, ağa yukarıda. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Beni oğluna istemeye gelmiş olmasın? Hoş geldin Reşit'e. Hayrola? Vakitsiz gelişimi bağışla. Estağfurullah. Buyur, otur şöyle. Seni dinliyorum Reşit'e. Olsun. Artık yoksulluk çekmeyeceğiz. Tamam baba, dükkan yerini buldum bile. İyi, hemen işe koyul. Fikir senindi. Tamam baba, meraklanma. Bir yandan dükkan hazırlarken, bir yandan da şehre inip mal getireceğim. Göreceksin bak, çok kısa zamanda zengin olacağız. Artık ben de ağa karısı, ağa anası oluyorum desenize. Parayı nereden buldun baba? Üzmeni ye, kütüğünü sorma. Yüreğimin bir gecesinde bayram, bir gecesinde düğün. Seni hiç böyle görmemiştim. Bu neşenin sebebi nedir? Ha, bundan sonra bana Yusuf Ağa diyebilirsin. Herkesler de öyle diyecek. Çünkü zengin oluyorum. Nasıl? Bizim köyde büyük bir bakkaliye mağazası açıyorum. Ve kazanmaya başlar başlamaz da... Evet. Gelip seni bey babandan isteyeceğim. Hayır Yusuf! Vermemezlik edemez. Çünkü artık yoksul çerçinli oğlu Yusuf değil, tüccar Yusuf'um. Yusuf'um! Buna senden çok ben sevinirim. Evlendik mi? Artık bizi birbirimizden ölüm bile ayıramaz. Ayıramam. Mahmut Bey'in kızı değil mi bu? Neydi adı? Fidan. Gerçekten de Fidan. Çoktandır görmemiştim. Nasıl da serpilmiş, güzelleşmiş. Tam ağzınıza layık olmuş bey. Latil okum gibi maşallah. Demek kızı çok beğendin ha? Bayıldım baba. Yani? Yani... Askerden geldim geleli seni baş göz edelim, mürüvvetini görelim der durursun ya. Tamam, anlaşıldı. Mahmut Bey'in kızını istiyorsun. Bundan güzel haber mi olur evlat? Mahmut Ağa zengin. Onunla güçlerimiz birleşirse... top atsan yıkılmaz kaleye döneriz. Verir mi dersin?
Neden vermesin? Bizden iyisini mi bulacak? Yaşa be evlat! Durdun durdun da sonunda turnayı gözünden vurdun. Bacın gelin olalı evimiz kadınsız da kalmıştı. Yarından tez yok gidip ağadan isteyeceğim kızı. Yorma kendini baba. Otur, ben taşırım. Ne yorulması o? 18 yaşında hissediyorum kendimi. Ağrılarımı, sızılarımı unuttum. Hastalıkları sildim. Zenginlerin neden yaşlanmadıkları anlaşıldı. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Gelmez olur muyum? Dükkan işlerine daldım da. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Yarın açacağız. En kısa zaman içinde de. Nazar değmez. Ne? Evet beyim, gözlerimle gördüm. Yalansa o gözlerine mil çekerim. Kanım sana helal olsun beyim. Doğru mu ha, söyle! Doğru mu Cemşit'in söyledikleri? Söyle, doğru mu Yusuf'la Fingir'de değil, söyle! Hayır baba! Yusuf'la Fingir'deşmiyorum! Seviyorum onu! Ve evleneceğiz! Ne? Çulsuz Çerçi'nin oğluyla mı? Yanlış düşünüyorsun baba! Yusuf Çerçi'nin oğlu olabilir, yoksul da olabilir! Ama hepinizden daha fazla insan o! Üstelik yeni bir iş kuruyor, zengin oluyor! Yeni bir iş mi? Zengin mi olacak? Evet, köyünde büyük bir dükkan açıyor. Para kazanınca gelip beni isteyecek. Yaşa! Yavrum! Yangın var! Dükkan yanıyor! Dükkan yanıyor! Geldin ağam. Geçmiş olsun Reşit ağa. Bu sabah haberi alır almaz koşup geldin.
sağ ol ağam. Bu felaket olmasa gene de ziyaretine gelecektim. Şeref verirdin ağam. Buyur otur şöyle, bir acı kahvemizi iç. Pek vaktim yok. Ödenecek senetlerim var. Maluma, al gülüm ver gülüm dünyası. Seninkinin tarihi de 2 gün geçti. Geçerken bir hatırlatayım dedim, yo. 2 gün geçti mi dedin? Ben parayı alırken senede tarih koymamıştın ki. Tarih koymadık diye ömür boyu bekleyecek değiliz ya. İhtiyacım var. Bula bula, bugünü mü buldun ha? Hiç mi Allah'tan korkmazsın sen? Hele bir kendimizi toparlasak. Peki. Peki, 2 gün mü ölesin? Yoksa bu ev, eşek, ahır, damın, çanağın, çömleğin ne varsa gider elinizden. Demek borç parayı Mahmut Ağa'dan almıştın. İnsafsız faizci. Başım, olan malı olsun. Canınıza bir şey olmadı ya. Paraya gelince kolay. Ne kadar istersen veririm. Elin bollaşınca da ödersin. Takma kafanı. Sağ ol çavuşum. İyidir iyidir, bu sene iyidir. Mahsul iyidir, baksana. Maşallah. Ağam, şuraya bak. Ulan amma ötletmişsin be! Dükkanı senin yaktığını gösterecek şahit, delil mi var? Korkma, hiçbir şey ispat edemez. Ne istiyorsun? Babamdan aldığın senet yanında mı? Ne edeceksin senedi? Ödeyeceğim. Bitinle mi? Paramla. Yanında mı? Aha. Evet, yanımda, say şunu. Tamam ağam. Ulan çulsuz çerçinin dölüğü, alacağın olsun. Şu dünyanın işine bak. Neye niyet, neye kısmet. Üzülme baba, canımız sağ ya. Çerçilik bizim kaderimizmiş demek. Hadi, kalın sağlıcakla. Parçalayacak gibi bakıyorlar insana. Babam tıpkı öyle tembihlemiş hepsine, kaçmaya kalkarsa vurun demiş. Acaba Yusuf durumu biliyor? Thank you.
bilmem olur mu? Ne? Gene yardımına ihtiyacım var Zena. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmem. Boş ver. Becerebileceğim bir şeyse seve seve yapmaya hazırım. Bak, ben düşündüm ki... Zelha, ne bu halin? Fidan nerede? Durumlar kötü ağam. Fidan'ın babası aranızdaki ilişkiyi haber almış. Fidan'ı eve hapsetti. Avluya bile indirmiyor. Şimdi anlaşıldı. Nedir o anlaşılan? Mahmut Bey'in bana takındığı tavrın sebebi... Senin iş kurup zengin olacağını öğrenince adeta kudurdu. Fidan'ı öyle bir dövdü ki yürek dayanmaz. Belki de yangını... Ne yangını? Boş ver şöyle. Yani Fidan'ı göremeyecek miyim bir daha? Ben de onun için geldim zaten. Göreceksin. Nasıl? Nerede? Gece herkes uyuduktan sonra Fidan evden kaçıp çay kıyısına gelecek. Ve tehlike yoksa çayın akıntısız bir yerinden sana ateşle işaret verecek. Sen de ateşe doğru yüzüp ona ulaşacaksın. Oldu mu? Sağ ol Zela. Ne kadar iyi bir kızsın sen. Sen de sağ ol. Talihin açık olsun. Nasıl da akıl ettin bunu? Seven insan acılara katlanır. Her şeye çare bulur Yusuf. Bazen bulunan çareler de hiç ummadığım bir zamanda kuş gibi uçup gider. Başınıza gelen felaketi duyunca ben de çok üzüldüm. Ama elden ne gelir? Canın sağ olsun. Senden zengin olmanı isteyen yoktu ki. Ben seni Çerçir Reşit Ağa'nın oğlu Yusuf olarak tanıyor ve öyle seviyorum. Zengin olmak isteği babana karşıydı. Seni bana rahat versin diyeydi. Şimdi bırak zenginliği, aramızda bir de koskoca uçurum açıldı. Dünyada vermez seni bana. Vermezse kaçarım. Sahi kaçar mısın bana? Senin için ölürüm bile. Fidanım. Bu işi oldu bitti Sahi Bektaş'a. Kızımı Ferit oğlumuzdan iyisine mi vereceğim? En kısa zamanda hazırlıklara başlayıp... Bu yörenin en büyük düğününü yapalım çocuklarımız için. Yapalım, yapalım ha, yapalım. İnanılır şey değil. Demek Ferit seni istetmiş ha. Ölürüm de varmam ona. Ne olur, bir çare bul Yusuf. Beni senden başkasına verirlerse kendimi öldürürüm. Allah korusun, o ne biçim söz. İnan bana, ölümün pahasına da olsa seni başkasına bırakmayacağım. Mahmud Ağa kızına düğün hediyesi olarak 3 köy, damada da 100 dönüm arazi verecekmiş. Hadi yaşadın. Onlar iyi de baba, başka bir pürüz var. Nedir o? Kızın gönlü başkasındaymış, bugün öğrendim. Kimdeymiş? Karşı köyden Çerçi Reşit'in oğlu Yusuf'ta.
Bunu öğrenen Mahmud Ağa kızı eve hapsetmiş. Avluya bile indirmiyormuş. Düşündüğün şeye bak be oğul! Çerçil'in oğlu kim, sen kim? Hiç baş edebilir mi bizimle? Ufalanır gider! Ha, keyfine bak sen hadi! Ne istiyorsun? Bir şey konuşacağım seninle. Söyle, para mı isteyeceksin gene? Hayır, daha önemli bir şey. Neymiş? Fidan'la evlenmekten vazgeç. Birbirimizi seviyoruz. Çekil arada. Gülünecek bir şey yok bunda Feride. Bu yola baş koydum. Ölürüm de Fidan'ı başkasına yar etmem. Ya olmaz dersem, buradan defolup git dersem... Boş. Kararlıyım. Sana borçluyum. Borcuma karşılık istersen canımı al. Ama Fidan'ı bırak. Bu konuda seninle anlaşamayacağız Çerçioğlu. İyisini çek git buradan. Fidan'ı da unut. Git dedim. Hadi defol. Fidan'ı bırakacağına dair söz almadan şuradan şuraya gitmem. Ben de seni göndermesini bilirim. Thank you.
Nasılsın görmeyeli? Kötü Yusuf'um. Ferit'i dövdüğünü yörede duymayan kalmadı. Babam ateş püskürüyor. Korkarım seni öldürtecekler. Hemen kaçalım ne olur. Tamam Fidan. Yarın gece aynı saatte burada. Gün ışımadan Elazığ'a varır, ilk otobüsle Allah nereye kısmet ederse oraya gideriz. Olur, gecikme sakın. Demek öyle. Vay hınzır kız vay. Yarın gece uçacak ha? Evet ağa. Her şey tas tamamına anlattığım gibi oldu. Tamam, git yat şimdi. Sabah ola hayrola. Kimseye de bir şey söyleme. Emrin olur ağa. Bütün yörenin ağzına sakız oldum. Onu öldürüp namusumu temizlemezsem buralarda yaşamak haram bana. Maşa varken el yakılır mı damat? Onu öldürünce jandarma boş mu bırakır seni? Hı? Peki ne yapacağız? İşi bana bırak. Bu gece Çerçi'nin oğlundan kurtulacağız. Hakkını helal et ana. Helal olsun oğlum. Allah selamet versin. Baba. Son kez soruyorum oğul. İyi düşündün mü? Düşündüm baba. Fidansız yaşayamam. Onu bana adam gibi vermeyeceklerine göre başka çare var mı? Gittiğin yeri bize bildir. Olur baba. Allah'a emanet olun. Yolun ve talihin açık olsun oğlum. Açık olsun. Seni çok özleyeceğim Zehra. Bir tek seni. Ben de seni çok arayacağım Fidan. Tek tesellim senin mutlu olduğunu düşünmek olacak. Ah Zehra. Hey millet! Çabuk olun toplanın. Meraklanma ağam. Ben şimdi herkesi toplarım. Ahmet! Hüseyin! Abdullah! Ne yapacağız? Durum kötü, çıkmak zor. Yusuf gelmiş bekliyordur şimdi. Yapalım biliyor musun? Ne? Sen avluya çıkıp ön kapıya yürü. Adamlar seni çevirince onları lafa tut. Ben de arka kapıdan kaçayım. Ne olur. Son bir iyilik. Yapar mısın? Olur. Thank you.
benim! Dur diyorum! Dur! Gebereceksin canım. Gebereceksin. Thank you.
kalmış kalmış bizim köye benzemi kız gelele. Gelele gelele. Gelele gelele. Gelele de kömür gözlüm gelele. Gelele de ben öyle.